toplantıda Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyeleri, Türkmen milletvekilleri, Irak Türkmen Cephesi il başkanları, Türkmen sivil toplum örgütleri başkanları ve vatandaşlar hazır bulundu. Toplantı Kur'an-ı Kerim'den okunan ayetler ve Türkmen Milli Marşı'nın seslendirilmesiyle başladı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi toplantıda yaptığı konuşmada Türkmen arenası ve Bağdat'ta meydana gelen son gelişmelere değindi. O ses, eğer siz bizim ensemizde olmasaydınız ben sesimi yükseltirmezdim bu kadar da başbakanın ve meclisin örgündeki dünyaya ses verdiniz siz. O ses benim sesim de öyledi. Ben ses sizin sesinizdi arkadaşlar. Sizin gücünüzden ben o sesimi orada yükselttim. Hatta sormuşlar bunların ne kadar soğukları var. Demişler bunların bu kadar oyları var. O zaman demişler haklarını seslerini yükselsinler. İşte bugün sesi yükseltmek için seçimler önemlidir dediğimiz zaman kimse bunu zannetmesin biz seçim propagandası ederiz. Etsel de hakkımız var. Bütün parti buna başlayıp biz işi başlamayalım. Ögümüzde hassas dönemler var. Bunun neticesinde başbakanın kütlesinin içinde karar verildi. Bir Türkmen bakanı versinler. Bakın Türkmen bakanı. Bir Türkmen bakanı karar verdiler versinler. Biz muhavale ettik Türkmen bakanını mucme bir şekilde icma ederek verelim. Ama maalesef imkan ne kadar güçlü tarafları var ise bize o fırsatı vermediler. Biz o fırsatın içinde değerlendirmelerimizi yaptık. Başbakan meclise gelmeden önce ona ben bir mesaj gönderdim. Sayın Başbakan, biz senden memnunuz ama bu aday üzerine biz anlaşmamışız. Temenni ederim bu adayı, bugünkü adayı ertelettim. Ondan sonra biz bir müttefik bakanın üzerine anlaşırız, gelip size teklif ederiz onu. Meclise girdik, meclisin içinde söz hakkı aldık. Gene de meclisin içindeki konuşmamız buna yöneldi. Salihi, Türkmen bakanın teknokrat olması şartından dolayı hayretler içinde olduğunu söyledi. Ben de net açık bir şekilde değerli Türkmen cemesinin yetkilileri ve toplumumuza diyorum. Bakan oraya gelirse eğer İbrahim Cafer'i siyasi bir partinin başındaysa oturupsa orada, ne bileyim Hizb-ül İslami'den Mehmet İkbal oturupsa orada, Kürtlerden Feriye Dravandüzü oturupsa orada, bunlar hepsi siyasi bakanlardır. Peki sadece illa Türkmen'e geldiği zaman yok illa teknokrat verir. Tamam teknokrat da verir. Yani akademilerimizin içinde bizim siyasi yoktu. Teknokratlarımızın içinde teknokrat o ihtisas sahibidir. Ama teknokrat içinde siyasi beyni olan kişiler de var. Bizim ihtiyacımız olan Bakanlar Kurulu'nda
bir helfiye siyasiyesi olması lazımdı. Ben yarın Kerkü Gök kanunu geldiği zaman, 140. madde geldiği zaman, ben eğer sıradan bir şahısı oraya göndermişsem, kim benim için orada bunun çalışmasını yapar? Eğer ben bilmirsem o gittiği adam, benim helfiyemden değil ki, milli çizgiden değil ki, yoksa siyasi bir background'u helfiyesi yoktu. Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmenlerin haklarını elde etmesi için çalıştığını da ifade etti. Asla ve asla biz tefrika etmeyiz. Telafer Musul'un dönmek için projelerimiz var. Erbil'deki olan Türkmen kardeşlerimizin Kuzey Irak yönetiminden istedikleri hakları var. Bizim Kerkük'ün geleceğiyle ilgili olan, Kerkük'ün etrafında olan araziler konusunda hiçbir zaman geri adım alınmayın. Bunların çalışmaları var. Duz Hürmatı'nın Yengece Bastamlı amirliğini biz bir görürük. Barabar görürük özlerini. Diyarların içinde aşiret yapısı olan Türkmenlerimizin tekrar ayakta durmakları için projelerimiz var. Güney Irak'ta olan, Necef Kerbele'de olan, Helle'de olan, Basra Nasriye'de olan, yurt dışında olan, Doğuk, Erbil, Zahra kamplarında olan, artı Azaz, Suriye'de olan Türkmenler hem bir arada toplamak için Irak Türkmen Cephesi söz verir, sizlerin varlığıyla devam ederiz. Toplantı salonunu hınca hınç dolduran Türkmenler, Türkmen bayrakları ve Irak Türkmen Cephesi bayraklarını dalgalandırdılar. Türkmeneli televizyon objektiflerine konuşan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, 2017 yılının çalışma yılı olması gerektiğini söyledi. Irak Türkmen Cephesi'nin bugün kadrolarıyla, o Türkmen milletiyle beraber olan bir toplantıydı. Biz kesinlikle kadromuza, milletimize bunu dedik. Birliği gerçekleştirmek için mutlaka gerekim pratik olarak, ameli olarak bunu gerçekleştirin. Ve bugün bu salonda görürsünüz, herkes toplandı. Yürütme kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız. Genellikle onu demek isterim. 2017 ili tahaddi ilidir, çalışma ilidir. O Türkmen milleti buna hazırlanması lazımdı. Ögümüzde çok önemli günler var. DAEŞ sonrası haritalar değişilir, yerlerimiz var. İntikabatlar olur, seçimler olur. Biyometride yazdırmayanlar gidin yazın. Milleti uzi sessiz koymayın. Demeyin benim için tayin olmadı, bu olmadı. İster istemez gerek sen o adamı olsun Bağdat'ta. Onun için bugün bu toplum burada oturup dinlediler bizleri. Telafer'in geleceği, Musul'un geleceği, Yengece, Duz, Emirli. Biz bir Türkmen kelimesi altında bakarız. Bakanlık konusu ne kadar önemliyse bizim için. Ondan önemlisi olan Türkmen ortasında tefrika yoktu. O hiç kimse de bunu yürütmez orta yerimize inşallah. Türkmen siyasatçılarına, yetkililerine biz birimizle uğraşmayalım. Bizim düşmanımız var. Düşmanla uğraşalım. Çünkü o bekleyen düşman bizleri bitirmiş olursa her şey olur. Bizim ensemizde yaşlı, kadın, nene, çocuk, büyükler var, küçükler var. Ama gene de bu defa müsamahaya dair gözlerini, ama artık bundan sonra müsamaha olmaz. Herkes beraber, gene biz Türkmen siyasatçılarımızı beraber bir araya getiririk. İnşallah gelen günlerde önemli çalışmalar gerçekleşir. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan, düzenlenen bu geniş çaplı toplantının önemine vurgu yaptı. Önemli bir toplantıydı. Bugün Irak Türkmen Cephesi'nin teşkilatını bir araya getirmek, lider kadrosuyla ondan sonra görüşmek ve Bağdat'taki gerçekleri milletimize anlatmak toplantısıydı. İnşallah bu toplantı her zaman devam eder, her zaman tekrarı olur çünkü çok önemli toplantıdır. Bir de aynı zamanda biz ona dikkat edelim, önümüzde bir hassas bir dönem var. Bu hassas dönemde tahaddiyat çoktu. İster Bağdat'ta, Kerkük'te, Duz'da, Musul'da, her yerde tahaddi var önümüzde. O tahaddileri aşmak için bizim Türkmen milletinin birlik beraberliğe ihtiyacı var. Biz birbirimizi mece kırmayalım. Biz birbirimizi eylemde tenkit etmeyelim. Birlik beraberliğimiz bütün görevlerden önemlidir. Birlik beraberliğimiz görev getirir. Görev birlik beraberliğimizi getirmek. Onun için temenni ederim bütün Türkmen yetkililerine o tahaddileri göz önüne alarak
bu birlik beraberliği bütün taraflara vermek zorundayız. Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu ise önümüzdeki dönemde Türkmenlerin birlik ve beraberliğinin sağlanmasının önemine değindi. Başka bir taraf hiçbir vakit bir menfaati yok Türkmenlere. Türkmenler sadece özleri kaynaştınlar, birleştinler. Bir el, bir fikir, bir dil, bir ses oldular. O zaman Türkmen mücadelesi ele gelir. Ve herkes de emin olsun biz mücadelemize devamlıyız. Bir adım geri almadan ve gelecekte de yoğun çalışmalar var. Millet arasını bir araya getirmek ve İTC'de herkes de bilir İTC'de mezhebiyet konusu yok. Yani Türkmenler içinde soğukulan fitne, mezhebiyet fitnesini bu bir müdebber, mukattat bir oyunuydu Türkmenleri zayıf etmek için. Bu konular dile geldi bir gün bu toplantıda ve gelecek çalışmalarda ve gelecek toplantılarda daha güzel işler var Türkmenleri bir araya getirmek için ve herkes de emin olsun Türkmen milletvekillerinden ki milli sesle bağırırken parlamentoda haklarımızı savunurken ve ele gelirken herkes emin olsun milletvekillerinden. Ama bazı hilaflar oldu milletvekiller arasında. O da bunu bir geçmiş sayarız. Çünkü gelecekte bir oturmamız var, bir anlaşmamız var bakanın üzerine, Türkmen bakanın üzerine o başka şeyler için. Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kasım Kazancı yaptığı konuşmada Türkmenlerin omuz omuza vermesi gerektiğini ifade etti. Toplantımız geniş bir toplantıydı. Bütün Irak Türkmen Cephesi'nin, bütün teşkilatın ve yanında olan insanların bir kısmı burada bu kağa sığınağa kadar insanlar toplandı. En önemli konu biz millet olarak ve teşkilat olarak Irak Türkmen Cephesi'nin müessesesi yanında olmasını göstergesidir. Zaten Türkmen Cephesi milletin büyük bir kısmını temsil eden ve insanların hakkını sonuna kadar savunan Irak Türkmen Cephesi'dir. Önümüzdeki günler çok sıkıntılı günlerdi. Seçimler var, başka önemli konular var. Sadece bir araya gelindi, bu işleri gözden geçirilmesi lazım. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak Türkmenlerin savuncusu, hakiki savuncusu olduğumuzu onu insanlara, milletimize bildirmek istedik. Biz haklarımızı, hukuklarımızı sonuna kadar dek talep edeceğiz. Son katra kanımıza kadar. İnşallah temennimiz bütün göçmenlerimiz herkes yerine yurduna döner DAEŞ bittikten sonra ve haklarımızı da parlamentoda ve bütün yerlerde talabın ensesi cayık. İnşallah bu millet için hayırlı uğurlu olur.